Manşete hoş geldiniz. Fikri takip Prenses Kate William'la birlikte görüntülendi pazar günü. Dünkü yayında takip edenler hatırlayacaklardır. The Sun gazetesinin pazar günü bir farm shopta Kate ve Middleton'ın görüldüğüne dair dedikoduları paylaştığını aktarmıştım ve orada yani eğer bir farmhouse farm shop dediğimiz şey de yani çiftlik dükkanı gibi bir şey ya da çiftlik ürünlerinin satıldığı dükkan Windsor'da yaşadıkları yerde Batı Londra'da kılıyor dün yayında söylemiştim. Yani bu kadar halk arasında aylardır görülmeyen prenses ki herkesin tanıdığı bir figür William ve Kate nasıl bir kare olsa olsun fotoğrafı çekilmemiş mi diye çekilmiş bir video. Bu bir PR çalışması olarak da görülüyor ayrı bir konu. Yani e, nettir. Yani e, prenses Kate ve William'ın gidip de bir dükkan alışveriş yapacak falan hali yok. Bunu saraydaki görevliler yaparlar bir hakkın ama belli ki e, son krizi e, son photoshop'lu fotoğraf krizini Örtme veya unutturma amaçlı veya işte nerede, öldü mü, hasta mı, ortaya çıkamayacak kadar kötü mü falan söylentilerini kesmek amacıyla yapılmış görülüyor. Yani bu da bir PR çalışması. Ee, i̇şte The Sun ve Daily Mail gazeteleri ki tabloid basınının önde gelen iki gazetesidir. Muhafazakar partiye yakındır. Bu şekilde birinci sayfadan e, fotoğrafı bastılar ve görüntüleri de internet sitelerinden ve Twitter adreslerinden yayınladılar. The Sun gazetesi seni görmek, seni tekrar görmek harika Kate diye manşet attı. Ve işte videodan esasen bu bir aracın içinden çekilmiş, dik kamerayla çekilmiş bir cep telefonu videosu. Oradan o görüntüleri de paylaştı. TMZ kanalı da Amerika'da paylaştı. Dün gece yarısı oldu bu. Bu şekilde fotoğraflar dolaşıma girdi. Evet, bir fam shop. Şimdi bu fotoğraflar dolaşıma girdikten sonra, Twitter'da şöyle bir şey oldu. X platformunda veya işte sosyal ağlarda. Bu tabi flu olduğu için fotoğraf ya da görüntü. Bunu yapay zeka ile e, blurlaştırmışlar, netleştirmişler. Ve o netleştirildiğinde, o fotoğrafı getirmeyeceğim. O netleştirildiğinde ortaya çıkan kişi, aa bak bu Kate değil diyorlar. Bak yapay zeka ile biz bu fotoğrafı blur... Bunlarla başa çıkmak mümkün değil. Yani yapay zeka bu kadar gelişmiş değil. Bir bu. İkincisi, yani Atatürk'le yan yana fotoğraflarını yapay zeka ile öğretilmiş fotoğrafları paylaşanları görmüştük aylar önce. O kişide fotoğraf, fotoğraftaki kişi de Atatürk değildi. Bunu bile bile paylaştılar ayrı bir konu. Yani yapay zeka bu konularda çok gelişmiş değil. Ayrıca e, dünden bu tarafa bu konuda herhangi bir yalanlama gelmedi. BBC başta olmak üzere bütün e, Amerikan, şey İngiliz siteleri, gazeteleri bu haberi verdiler. Ve bu görüntüde veya fotoğrafta en ufak bir şey olsaydı... Zaten onlar onu o şekilde düzeltirlerdi ki zaten o son anneler gününde paylaştığı fotoğraftaki oynamaları uluslararası ajanslar dahil herkes tespit etmiş ve Kate'i rezil etmişti tabir yerindeyse. Ve Britanya, kraliyet, krallık ne derseniz saray bu krizi toplamaya çalışıyor ve bu görüntülerde muhtemelen bunu bir nebze yönetmek amacıyla çekilmiş ve tespit edilmiş görüntüler veya bir biçimde e, halk arasında işte bak Kate falan yürüyor falan dedirtmek için yapılmış şeyler. Or orasında değilim ki en son mesela kraliçenin 97. yaş günü kutlamasında torunlarıyla beraber çektirdiği torunlarının daha, daha doğrusu çocuklarıyla beraber çektirdiği fotoğraftaki oynamalar da tespit edilmiş. Bunu böyle tespit ediyorlar. Bundan vazgeçmesi lazım Saray'ın. Fakat Kate bir türlü bu dedikoduları sonlandıramayacak. Ne kadar böyle kocasıyla fotoğraf verse de, görüntü verse de sonlandıramayacak. Muhtemelen bir halka açık işte gazetecilerin, foto muhabirlerinin de geleceği bir toplantı gerekiyor. Bir artık bağış etkinliği mi olur başka bir şey mi? Orada bir görüntü verecek de bu dedikodular bitecek. Dolayısıyla sosyal ağların ağzı torba değil büzemiyorsun. Bunu geçelim. Gökhan Zan olayı devam ediyor. Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı. Gökhan Zan arkadaşlarımıza ben bu seçimi kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmem gerekir demiş diyor. Murat Sabuncu'ya T24'ten röportajın detayını T24'te okuyabilirsiniz. Yani burada şu ortaya çıkıyor. Bize göre olay doğru diyor. O şeyi de ne bileyim Gökhan Zan'ın ses kaydı da internete düştü onu da izleyebilirsiniz dinleyebilirsiniz ben burada ekrana getirmeyeceğim fakat orada enteresan bir şey değil enteresan bir şey var konuşmanın sonlarına doğru Turgay Kocakaya ile Gökhan Zan pazarlık ediyorlar seçimden çekilmeme pazarlığı seçimden çekilmeyelim CHP'nin oylarını da aşağı çekelim AKP adayı kazansın Turgay Kocakaya diyor ki şeyi de sormayı unuttum dolar mı TL mi e, onu da şimdi öğrenirim dolardır tabii diyor. Ya herhalde neyi soruyorsun abi iyi misin sen falan diye Gökhan Zan cevap veriyor. Veya Gökhan Zan olduğu iddia edilen kişi diyelim. Şimdi o kadar tuhaf ki yani bir pazarlık yapıyorsunuz 3 milyon mu 5 milyon mu. Bu pazarlığın en sonunda ya dolar mıydı TL miydi diye e, pazarlıkçılardan biri veya taraflardan biri diğerine soru soruyor. Kafayı yemiş olmaları lazım. Yani Dolar 32 TL. Yani dolar mıydı euro muydu dersen anlarım da aralarında küçük bir fark var. Hani dolar olarak mıydı euro olarak mıydı falan anlarım. Olabilir. Ama ya dolar mı TL mi diye sorulmaz ki yani. Bugün Türkiye'de uyduruk bir arabayı 1 milyona 1,5 milyona satın alıyorsun. Adam seçimi satıyor senin için. Anlatabiliyor muyum? İstikbalini satıyor. Ne bileyim kariyerini satıyor. itibarını satıyor. O kadar olur mu? Neyse tuhaf. Yani dolar mıydı TL miydi? Şimdi Erdoğan'ın CHP'ye şu sözleri çokça kritik ediliyor. İşte AKP hep yansıtıyor. Yani AKP kendi yaptığı her şeyi rakiplerine yansıttı. Öteden beri böyle. 10-12 yıldır böyle. 2012'den beri böyle. Kendi yaptığı her şeyi yansıtıyor. Ve işte şimdi yakalamışlar CHP İstanbul İl Başkanlığı binası alışverişini. Resteleri gördünüz değil mi? Dolarları gördünüz değil mi? Bir de Erdoğan devamla diyor ki başka parti mensuplarının başına böyle bir şey gelse yer gök yıkılırdı. Bu arsızlıkta yeni bir zirvedir. Ee, hani dibi yok Dibin dibi yok dibi gördük falan eleştirilerine katılmadığımı söylemiştim. Dip yok. Bir dibi bu, gördükten sonra belki ya da dip olarak kabul edilen bir noktayı gördükten sonra oraya vurup yukarıya doğru sıçrama söz konusu olabilir. Ama da, yok yani bu, bu level ya da seviye neyse bir dip yok. Arsızlıkta da bir zirve yok. Şimdi er, Erdoğan çıtayı buraya koydu. Başkası da başka bir yere koyabilir. Anlatabiliyor muyum? Arsızlıkta zirve yok fakat şunu unutmayın. AKP iktidarı demek özellikle son 12, son 12 yıldır binlerce örnek verebilirim. Kendinde yaptığı, gördüğü her şeyi yansıtma demek. Kendi suçlarını yansıtma demek. Telefon dinlemeyi yansıtır, deste deste balya, balya, balya dolarları yansıtır, yolsuzlukları yansıtır, rüşveti yansıtır, kaseti yansıtır. Her şeyi ama. Budur yani arsızlık. Dolayısıyla arsızlıkta zirveyi bulmak tutmak da zor. Özer Sencar... Ee, Vatandaş e, siyasetten neden bıktı, seçim heyecanı neden yok konulu Seda Demiralp-Murat Yetkin Söyleşisi'nin üzerine şu notu düşmüş. Metropol Araştırma'nın Başkanı Özer Sencar. İstanbul'da Erdoğan bana göre ilk hatasını aday belirlerken yaptı. İkinci hatası kendini İmamoğlu'na rakip konumlandırması. Bu iki hata 2019 seçiminde de yapılmıştı diyor. Fakat devamla enteresan bir şey söylüyor. Alttaki ikinci tweet. Kaderin ilginç bir döngüsü. 30 yıldır seküler kesim, kemalistler, özellikle CHP... Lider kadroları Erdoğan'a çalıştılar. Erdoğan'a olan bu katkılarının hala farkına varmadılar. Ama kaderin ilginç döngüsü... ...bugün iktidar İmamoğlu'na her türlü iyiliği yapıyor CHP'lilerine rağmen. Yani CHP'ye rağmen Erdoğan 30 yıldır iktidarda... ...ve adeta Erdoğan'ı orada tutuyor. CHP'liler, Kemalistler, neyse seküler kesim. Bunu özetlemiş. Fakat İmamoğlu'nun en büyük şansı da Erdoğan demeye getirmiş. Enteresan bir analiz ki... Kamuoyunun nabzını tutan bir isimlerden önemsemek gerekiyor. Erbakan iktidara şunu demiş bunu demiş. Fatih Erbakan'dan bahsediyorum. Yeniden Refah Partisi. Şunu yapacağım bunu yapacağım dese proje anlatmaya kalksa millet der ki 20 senedir niye yapmadın? Güzel muhalefet ediyor. E, doğru şeyler söylüyor. Daha önce verdiğiniz sözler tutulmadı ki biz sizinle şimdi niye anlaşma yapalım diyor. Şimdi bunlar iyi güzel fakat siyaset bu. Yarın öbür gün farklı bir anlaşma olabilir. Farklı laf olabilir. Lafların nasıl değiştiğini dünden bugüne gördük. Bütün partilerde. Sağ Yelpaze'den Sol Yelpaze'ye. Orada değilim. Fakat Erbakan faktörü şu. Yeniden refah. Daha doğrusu Erbakan. Yani Fatih Erbakan'la yeniden refah ayrılmaz bir ikili. Yani Fatih Erbakan'ı çektiğinde yeniden refah yok. Olmaz. O anlamda söylüyorum. Şimdi Saadet Partisi küçüldü küçüldü. Küçüle küçüle bir noktada kaldı. Şu anda artık yüzde birle... Diğer partilerle beraber anılıyor. Yani Deva, Gelecek, Saadet falan diğerleri toplasan %1 ediyor. Bütün kamuoyu anketlerinde böyle. Fakat e, Fatih Erbakan figürü önemli. Yani %5-6 civarında oyu var ve doğrudan AKP tabanından oy alıyor. Ve bu Erdoğan'ı çok kaygılandırıyor ve muhtemelen Fatih Erbakan için ne yapabiliriz diye bir kriz masası çalışıyordur sarayda. Paralel olarak da CHP haberlerini, İyi Parti haberlerini şunu bunu görüyorlar. Fakat Fatih Erbakan'a ciddi bir blokaj uygulanıyor. İktidara yakın uzak hiç fark etmez. Medyada görmüyorsunuz. Sözcü'de, Cumhuriyet'te görüyorsunuz da. Onların da ideolojik şeyleri var, mesafeleri var. Fatih Erbakan'a ayrı bir konu. Ona rağmen görüyorlar. Fakat e, Hürriyet, Milliyet, aklınıza gelebilecek bütün havuz medyasında, e, yandaş medyada Fatih Erbakan'ı görmeyeceksiniz. Talimatı gitmiş belli ki. Hiç kimse görmüyor. Çünkü doğrudan aldığı oyu AKP tabanından alıyor. Birkaç kere söyledim. Ergun Babahan ne güzel bunu teyit etmiş. Yani diyor ki Türkiye, Erdoğan şimdi diyor Irak Kürdistanı ile Türkiye'yi Türkiye birleştirme hayalini hayata, hayata geçirmeye çalışıyor. Batı'nın da bu konuda desteği var görünüyor. Türkiye'dekilerin barış beklentisi gerçekçi değil demiş. Aynen öyle. Yani bir de ayrıca böyle otoriter bir yönetimle böyle eyyamcı, böyle oportunist, böyle makyabelist, böyle fırsatçı, akşam başka sabah konuşan, başka konuşan, 2014-15 sürecinde işte masayı tekmeleyen biriyle oturup çözümü mü konuşacaksınız? Yani Kürt sorunu bunlarla konuşulmaz. Çözüm mözüm müzakere edilmez. Ama işte o öyle demeçler geliyor. taştan, Ahmet Türk'ten, Leyla Zana'dan, Dem Parti'den filan falan. İşte neymiş efendim? 1 Nisan'dan sonra seçilen belediyelere kayyım atanmayacak. Bu sözü almaya çalışıyorlar veya bu müzakere bu çerçevede yürüyor. Takip edin 1 Nisan'dan sonra Dem Parti'nin yegane gündemi bu olacak. Belediye başkanlarımızı aman dokundurmayalım. Aman bu konuda iktidarla ne yapabiliriz? Nasıl bir çözüm zemininde bulabiliriz? buluşabiliriz. Fakat böyle bir çözüm zemini yok. Yani e, Ohanes e, Kılıç paylaşmış. Türkiye irili ufaklı hiçbir sorununu çözemez. Her şeyden önce sorun çözmenin zihni ve ahlaki altyapısı yok demiş. Aynen öyle. Çözmek istemiyor. Yani artı buna müheyya bir kitle, buna müheyya bir grup da yok. Bunu isteyen de yok. Yani o noktada değil. Türkiye, Türkiye'nin paydaşları, partiler, diğer unsurlar vesaire bunu da gözden uzak tutmamak gerekiyor. Bakalım ne olacak göreceğiz. İstanbul Yeni Kapı Nevruz mitinginde polis kontrol noktasında gözaltına alınmıştı. Ajans France Presse foto video muhabiri Eylül Deniz Yaşar ve gözaltında yaşadıklarını anlatmış. Sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmış. Yaptıklarının işkence olduğunu söylediğimizde yanıt çok netti diyor. Siz işkence görmemişsiniz. Kürtlerin ne derdi varmış bu ülkede? Yahudiler sizin gibiydi. Yahudiler de sizin gibiydi. Almanya'da ne yaptılar onlara? Sabun oldu hepsi. Sizi Yahudiler gibi sabun yapmadığımıza dua edin. Tüylerim diken diken oluyor okurken. Devamla. Hepiniz domuz bokusunuz. Domuz bokuna ne yapılır? Üstüne basıp bir güzel ezilir deyip oturduğu yerden kalkıp postallarını bir şeye ezer gibi yeri tekmeleyerek basa basa üzerimize yürüyen polisler oldu. Böyle bakıyorlar. Eee İnsan dışısınız siz. Siz insan değilsiniz. Yani bugün İsrail'de Yahudilerin ya da İsraillilerin öyle söyleyeyim Filistinlere baktığı gibi. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalıların Japonlara baktığı gibi. Amerika, Almanya'ya Hitler devam etseydi Almanya'ya atan bombası atamazdı. Çünkü Almanlar insan dışılaştıran, insan dışı görmüyordu. Ama Japonlar insan dışılaştırılmıştı. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlar o kadar insan dışılaştırılmıştı ki... Amerika'da yaşayan Amerikan vatandaşı Japonlar hayatlarının en zor günlerini yaşadılar. 100-120 bin Japon Amerika'da toplama kamplarında tutuldu. İkinci Dünya Savaşı boyunca özellikle sonlarında. Toplama kampı sadece Almanya'da yoktu. Amerika'da da Japonlar için vardı. Amerikan halkı da Japonları insan dışı görüyordu. Öyle şeytanlaştırılmıştı. Japonlar teslim olduktan sonra bile Amerikan halkının yanılmıyorsam %23'ü kalan bombalarınızı da atın yok edin onları falan diye anketlerde kamuoyu araştırmalarında görüş bildiriyordu. Bu dünyada her yerde var. Hep oldu maalesef ve şu anda Türkiye'nin güneydoğusunda da bu görüş, bu düşünce, bu zihniyet devam ediyor. Ahim'den bir karar mühim. Eski Zaman Gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak tutuklanması hukuka aykırıydı. İddia edilen terör örgütü suç, üyeliği suçunu işlediğinden şüphelenmek için makul gerekçelerin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı bir şekilde tutuklu yargılandığına, yasal hükümlerin makul olmayan bir şekilde yorumlandığına ve uygulandığına dikkat çekilerek tutuklu yargılanmasının hak ihlali olduğuna kanaat getirilmiş efendim. 22 bin euro tazminat. Yıllarca içeride tut, 22 bin euro tazminat. Geç gelen adalet, adalet değildir. Geçmiş olsun. Ahim'de bekleyen dosya sayısı paralel olarak Euronist'ten getiriyorum. Türkiye zirvede 23.550. Bir ona yakın bekleyen dosyada 10.750 ile Rusya. Sonra Ukrayna geliyor 8.700. Sonra Romanya aşağı doğru iniyor. Türkiye'nin durumu hali pürmelali. Bir başka konu Niye bu kadar dosya beklemesin ki? Ki 1 Nisan'dan sonrası için de ciddi bir alarmdır bu. Hakan Kara'nın paylaştığı eski Merkez Bankası baş ekonomisti Profesör Doktor. 4 haftada kuru dizginlemek için 20 milyar dolar sattı Merkez Bankası diyor. Grafiğini de paylaşmış. Sadece son 4 haftada 20 milyar dolar. Ya Türkiye'nin böyle bir parası yok. Yani dolar yakacak. Merkez Bankası sıfırınlarında parası yok, daha fazla yok. Kaynak girişi de yok. Onun için bir insandan sonrasını öngörmek, öngörebilmek pek olası değil. Kerim Az paylaşmış Rusya'daki seçimlerle ilgili. Pek bir şey söylemedik ama kare anlatıyor. Rusya'daki seçimleri tek bir görüntüyle anlat deselerdi şunu gösterirdim diyor. Putin bugün dünkü seçimlerde, dünü kastederek söylüyor. Dün seçimlerde kendine karşı yarışan rakipleriyle görüştü. birlikte Putin'in karşısına oturtulan 3 isimde güçlü seçim zaferi dolayısıyla Putin'i övücü ifadeler kullandılar. Putin birlikte çalışmaya devam sözü verdi diyor hepsine. İşte fotoğrafta bu. Rusya'daki seçimler anlat. Nedir falan dediğinizde fotoğraf bu. Tek kareyle anlatmış işte Kerim Has. Evet. Londra'dan sevimli bir kareyle, renkli bir kareyle yavaş yavaş noktalayalım. E, Banksy tekrar ortaya çıktı efendim. E, ve e, Finsbury Park civarında yeni çalışmasıyla konuşuluyor. E, Jeremy Corbyn de gitmiş, o bölgenin milletvekili. E, e, ziyaretçi akınına uğruyor. Ben de fırsat bulursam gideceğim. Enteresan böyle budanmış bir ağacın arkasındaki duvarı e, yeşile boyamış ve işte farklı bir kompozisyon ortaya koymuş. Hemen altında da gene bir insan silüeti var. Elinde bir işte tüp ve sprey artık neyse ilaçlama mı onu anlatan. Bunu şeyde de paylaşmış Instagram'da. Instagram'da paylaşınca zaten Banksy'nin olduğu ortaya çıkmış. Banksy bu şekilde paylaşıyor ve ondan sonra kendinin olduğu ortaya çıkıyor. İşte öncesi ve sonrası görülüyor. Öncesi ve sonrası. Son derece enteresan e, zannediyorum İngiltereli, Londralı ve buralarda yaşayan biri. Gerçek kimliği hiçbir zaman e, deşifre edilmedi. Banksy. Bu renkli kaleyle, kareyle manşeti e, bugün noktalıyoruz. Çarşamba yok. Perşembe tekrar buluşmak umuduyla efendim.